Merhaba arkadaşlar. Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum sevgili dostlar. Evet 8 Ekim Pazar İstanbul yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet İstanbul'da 9 koşulu bir programımız var. 2 altımız olacak. Tüm yarış bol şanslar diyerek yorumlara geçelim. Evet yorumlarımızın altında beğen butonu var. Beğen butonuna da basarak bana destek vermiş olursunuz. Desteklerinizi bekliyorum sevgili dostlar. Evet birinci koşuyla saatlerimiz 14'ü gösteren Handikap 17 bir mücadeleyle birinci altılık ayrımızın açılışını yapıyoruz. 3 ve Kore İngilizler 2100 metre çime çıkacak 9 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet e, bu Koşuya şöyle baktığımız zaman 2100 metre çim. Yani burada lider kral çıplak Toro Rosso e, biliyorsunuz ara sıra gerçekten ters yarışlar yapan bir safkanımız. Ama burada ben iki safkan arasında inip geldim. Onlar kimler? 3 dolu süpürücü. Vera Tabiş ile 4. kez buluşuyor. Yaptığı son 2200'e yani bir boy diyelim biz ona. E, Yamatai kazandı koşuda. Mücahit Bayır'la kazanmıştı. Zaten e, favoriydi o gün için. Bir üçüncülük elde etti. E, ben üçüncülüğü gerçekten çok beğendim. Şimdi İstanbul pistine e, geri döndü. İstanbul'da 2200'ü yine Vedat Abiş ile Greycourt, e, Victor Weapon'ın hemen arkasında bir üçüncülük elde etti. E, ben süpürücüden iyi bir koşu gelecektir. Ve de Yedinoğlu kral çıplak diyeceğim ben. Adem Aslan eşinde yaptığı son 1900 Handicap 16'yı iyi bir performans sergileyip Bülent olsun. Yani burada çoğu geçtiği safkanlar da var zaten. Mevcut sevgili olsa ekürüsü de vardı o gün için. Ee, iyi i̇yi bir performans gelmişti. Yine etkili bir performans mutlaka gelecektir. 3-7 yeterli görüyorum. Bu iki safkanla buraya geçme planlıyorum. Ama abi yani bu koşuda sonlarda iyi gelecek safkanlar var mı? Var. Bütçesi el veren arkadaşlar için söyleyeceğim. Bir nolu Bülent çekindiğim bir isim ve de altı nolu safkanımız ve de 5 nolu safkanımız Ayan Kurşun İngiliz safkanı. Yine atladım ben bu Ayan Kurşun'u biliyorsun her İngiliz safkanına bindiği zaman ben yazma taraftardım ama Çin performansına bakınca ben geri planda bıraktım. O yüzden 3 yeri ben kuporumda e, kuponumda işaretleyeceğim. Büyük bir çelenecek şey arkadaşlar. 1-5-6 ya da sürpriz konumunda çok dikkat derim bu koşu için ama ben 3-7 diyerek bu koşu böyle geçmeyi planlıyorum. bütçemiz el verdiğince sevgili dostlar bakalım son noktayı yarın yarışlara yarım saat bir saat kala bizlerde bizler de belki bütçemizi ortak ortak bulursak o dediğim 1-5-6'yı da kuponumuza işaretmeye çalışacağız. Evet ikinci koşu meydan dişiler ama su iki yaşlı İngilizler 1300 sentetik kum 13 safkanımız siyer alacak 9-13 nolu safkanlara ekürü Birinci beşlik ayağımız bu koşuyla itibaren başlayacak. Evet koşuya baktığımız zaman yani burada e, bir tane isim gözümüze çarpıyor. Yani o da çarpıyor derken e, kuponda yer vermeyeceğim ama 12' oldu safkanımız. Yani ilk startı bir beşincilik etti şartlı bir de Çim'de koşmuştu Gökhan Kocakal'i. E ayağına seri bir safkan olarak gözüme çarptı. Yani ilk taba e, şeye çıkacak, e, kuma çıkacak. Viktor Golok gibi iyi bir Orjine de sahip ama ben e, liderlik açısından alabilir e, yer vermeyeceğim ama söyledim. E, bir kere ben 13 nolu safkanımız burada Ahmet Çelik de benim ilk tercihim olacaktır. E, bu mesafede iyi bir performans gelecektir. Ekürler sonradan Altınoğlu safkanımız mutlaka değerlendireceğim. ikinci tercihimiz olacak. Yaptığı son işinde İstanbul'da meydanda 1200'de iyi bir performans sergiledi kuponumda olacak bir safkan sevgili dostlar. Pardon, Ankara'da özür diliyorum. Ee, iyi bir performans sergiledi. İstanbul sentrine e, gelecek e, iyi bir performans e, göstermesini bekliyorum. Altı benim ikinci tercihim olacak. Üçüncü atımızda 7 no'lu safkanımız O da son işinde e, beğendim Ali Yıldız'la Kando'nun kazandığı o koştu hemen arkasında bir ikincilik elde etti. Yarın e, Mehmet Kaya'yı görüyoruz üstünde. İyi performans gelmesini beklerim bir diğer safkan. 5 nolu safkanımız ayan Kurşun'la e, pardon 1 nolu safkanımız ayan Kurşun'la 5 ve 3 şeklinde oluşacak bir sıralamam oldu. Evet burası biraz kalabalık tutmamız doğru olacaktır ama 13 bende çok çok önde. İkinci attığımız 6 sonra 7, 1, 5 ve 3 şeklinde oluşacak ikinci koştaki sıralamam. Evet geçelim 3. koşu handikap 15. 3 yaşlı Araplar 1600 çim 9 sapkanımız yer alacak. 7 plase ve 1. üçlü gayrımız bu koşuyla itibaren startı verilecek. Evet baktığımız zaman e, yani yarış gidişatı Alkanlı e, Halis Karataş eşliğinde e, tekrar tek buluştu. Zaten Alkanlı ile zaten kazanmıştı 1200 metre çimde meydanda gerçekten çok çok e, iyi bir performans sergiledi. Son yarışı e, 1400 çim şartlı 5'e çıktı. E, Alkanlı, Velat e gitti liderliği aldı ve de atı bozduğunu ben düşünüyorum. O gün için sevgili dostlar. Çünkü 1200 metre çiminde halis önlerde götürmedi bu safkanı. Sonlar da geldi. Son virajdan sonra liderliği alıp araya açtı. Ama Velat Abiş e, mesafe 1400 atı yorduğunu düşünüyorum. E, liderlik almaya çalıştı. Liderliği de aldı ama sonra da kesildi. Atı biraz hırpaladığını düşünüyorum. 18 günlük bir ara. Şimdi tekrar Halis Karataş'ta, Karataş'ta buluştu. Mesafe uzadı. Ben Halis'le liderliği alacağını düşünmüyorum. Ayağına seri bir safkan ama. E, Bazilo alabilir liderliği. Hızlı ayak alabilir. Ben sabırlı e, sabırla Halis Karataş'ın bekleme yarışı yapacağını düşünüyorum. E, ve de koşuyor. Halis'e e, kazanacaktır diye düşünüyorum. Benim kafamda koşturduğum zaman e, ben bekleme yarışında Alkanlı'nın Halis'le ikinci kez buluştu. E, ikinci kez birinciyle uzanacağını düşünüyorum. Bu koşuda benim yarım Banko ismimdir. Alkanlı sevgili dostlar. Evet ikili için dikkat diyeceğim bir tane isim var. O da Hızlı Ayak. Vedat Abiş'le 106 günlük aradan sonra pistlere dönüyor. İkili için değerlendireceğim. Ve de 4 nolu Bazilo diyeceğim. Bu koşuda sevgili dostlar Bazilo'yu da e, kuponumuza eksik etmeyeceğiz. ikili için değerlendireceğim bir isim olacak. Evet bankomuz 3 Alkanlı dedik. İkili için 9 ile 4 nolu savkanları ikili için değerlendirdik. Evet geçelim dördüncü koşumuza sevgili dostlar. Handikap 16, 4 rekor araplar 1600 metre çim 11 savkanımızın mücadelesini izleyeceğiz bu koşuda. Evet koşuya e, baktığımız zaman e, yani burada Alavara gerçekten e, sentetikle çok çok iyi başarılar koşuyor ama çim performansı birazcık geri planda kalan bir safkanımız. Evet burada koşuyu kim süratlendirebilir? Bir kızım olabilir, Can Aslanım olabilir, Adem Aslan'la e, yani 11 10 yani bunlar birazcık tempo verecekler gibi görünüyor koşuya. Ee, ben burada 9 nolu safkanımıza başlayacağım. İlerleyen yaşına rağmen Ali Kaçmaz'la dördüncü kez buluştu. 1600 Ankara satış biri kazandı. Ali Yıldız'la. iyi bir performans gelmişti. Bora Bey geçti. Ee, sonra bir derecesi bir işi var Bursa'da. Son koşu İstanbul'a 1400'de abone kazandı. Hemen arkasında başla ee, Ali Yıldız'la bir ikincilik elde etti. Abone de o gün için gerçekten müthiş işe. İmza attı. Hatta 5-6 boy gibi geç çıkıp sonları gerçekten çok etkili geldi. Ee, bu sefer 9 nolu safkanımız ilk tercihimiz olacak. Demin de anlattığımız gibi 6 nolu abone. Yani burada kesinlikle imal edilmeyecek bir safkan. 1400'e 5 boy geç çıkıp koşuyu başladı olsa kazanma başarısı göstermiş. Mesafede uzadı. Ee, yine 1-2 boy geç çıksa bize ee, yeter diyeceğiz. Görkem Özçelik'le buluşmuş. 6 abone mutlaka değerlendireceğiz. Sonra 4 nolu turbo dizel Akın Sözen'le bu safkana dikkat diyeceğim ben. Mutlaka kuponumda şans vereceğim bu safkana sevgili dostlar. Ve de 2 nolu Mir Kızım diyeceğiz bu koşuda. Evet sıralamamız 9, 6, 4 ve 2 şeklinde oluştu. 4. koştaki sıralamam sevgili dostlar. İkinci altılı gayrımız da bu arada bu koşuyla başlayacak. Evet geçelim beşinci koşumuzu Faruk Ayral koşusu kısa vadeli dişiler ama üç yaşlı Araplar 1300, e, 1300 metre çime çıkıyor. 13 sapkınımız yer alıyor. İkinci beşli gayrımız bu koşuyla itibaren başlayacak. Evet burada 9 nolu minik anne ile başlayacağız. Yaptığı grup 1 1400'e gerçekten silahlı Yeltay, belkısana, Biletçi Kız, Natural. İmo Wojima yani bunları da hepsini geri planda bırakmasını bildi. Baş yarım boy biten koşuda bir üçüncülük elde etti. Mehmet Akgöz eşliğinde İstanbul'da 1400 metre Çim'le ben minik anneden Halis Karataş'la buluştu. Ee, iyi i̇yi bir performans gelecektir. İlk tercihim 9 nolu safkanımız olacak. Evet ikinci tercihimiz 4 nolu Sinsina Ateşi diyeceğiz. Akın Sözen'i görüyoruz üstünde. Son yaptığı işinde e, sizlere çok çok önde önermiştik ama Mehmet Kaya ile maalesef e, bizi yanılttı. E, kötü bir performans sergiledi. Bursa'dan da zaten İzmir'den de tanıdığınız bir safkanımız sevgili dostlar. Şimdi İstanbul'a ikinci kez geliyor. 1200'de bir koşusu vardı Vela işte O gün içinde bir dördüncülük elde etti. Yarın bu şanssızlığını kırabilir. Dördü de ikinci şanslı isim olarak sizlere önereceğim. 13 nolu silahlı kız ayan kurşunla mutlaka değerlendireceğim. Ve de burada bel kısanaya dikkat diyeceğiz bu koşu için. Evet 9, 4, 13 ve 1 benim 5. koştaki sıralamam bu şekilde oluşacak. Evet geçelim 6. koşu harem koşusu grup 1 dişiler ama 3 ve kore İngilizler 2100 metre çime çıkıyor. 11 safkanımız yer alacak. Ekürlerin bol olduğu bir koşu. 1 ile 6 ekürü. 2 ile 10 ekürü, 8 ile 9 nolu safkanlar ekürü, 4 nolu mol salkım ve 11 nolu safkanlar ekürü olarak piste çıkacaklar bakalım. Ya burada çıkan at olacak mı, olmayacak mı izleyip hep beraber göreceğiz ama buranın bankosu benim e, yarın kuponumda bank olarak bırakacağım bir tane safkan var. O da e, Ankara Grup 1 1600 çim son koşu İstanbul'da Grup 3600 1600 çim Kazanma başarısı gösterdi Verat Abiş eşliğinde. Ben yine koşuyu kazanmasını bekliyorum bu koşuda. 8 nolu Çayika, Bankom'dur. 9 nolu Essen'le beraber ek olarak piste çıkacaklar. Yani Çayika'nın kazanmasını beklediğim bir koşu Bankom olacak. İkili için 2 ile 6 nolu safkanları önereceğim sizlere sevgili dostlar. ikili deneyecek arkadaşlar için mutlaka deneyelim diyeceğim. E, bu koşuda. Evet geçelim 7. koşuya. Bu arada e, biliyorsunuz e, Ankara koşularımızda e, ikinci altı tutturduk ama 85 TL gibi bir ikram verdi. Çok cüzi bir ikramı verdi. Bir tek sevindirici şey son koşusu altın oldu sapkanın bankomuzdu. 1 ile 5 ikili alalım dedik. İkili aldık. Orada çok güzel ikili yakaladık. 22.75 TL verdi ikili sevgili dostlar. Müthiş bir ikili. E, almış olduk sevgili dostlar İzmir'de şanssız gittik e, maalesef olmadı Diyarbakır'da da zaten e, ilk ayakta bankomuz vardı o bankomuz da gelmedi ama beşlisini yaptık beşlik ayanımız e, ilk ayanda geldi ama ikinci ayakta sürpriz bir isim yani dokuz no'lu safkanımız geldi e, maalesef beşli ayanımız da orada yaptı. sevgili dostlar e, neyse geçelim koşularımıza yani ikillerimizi alalım diye ben sizlere tavsiye ettim. O yüzden bunu anlatmak durumunda kaldım. Evet geçelim 7. koşumuza. Yedinci koşumuz kısa vadeli iki yaşlı İngilizler 1600 metre çim Aydoğan San koşusu olacak. Yeri yeni savkanımız yer alıyor. İki üçlü gayanımız ikinci üçlü gayanımız bu koşuyla başlayacak. Evet burada e, üst üste ardarda şartlı 1300, arkası şartlı 3400'ü kazanma başarısı gösteren Halis altın Altınoğlu safkanımız. Benim ilk tercihim ikinci iki İkinoğlu safkanımız. O da yaptığı son Adana işini 1300'ü kazandı Kadir Demirel'le. E, formda geliyor İstanbul'a. İstanbul'a 1600'e bu mesafede bir beşinciliği var. Yani çok iyi bir performans gelmedi Ali Yıldız'da. Yarın ben e, etkili bir koşu gelecektir. Mutlaka e, kuponumda değerlendireceğim bir isim. Özcan Yıldırım'la dek derisini iki mutlaka kuponumuza şans vereceğiz. Sonra bir nolu sapkanımda Ahmet Çeliği görüyoruz ilk taba üstünde. Son Bursa işini Mehmet Ali Çelik'le kazanarak e, İstanbul'a tekrar geri döndü. Çünkü grup 2, grup 3'lerde mücadele eden bir sapkanımız. Gerçekten iyi sapkanlar arasında mücadele eden bir sapkanımız mutlaka değerlendireceğiz. Ve de yeni yolu Yablanista diyeceğim Vedat Abiş eşliğinde. O da açık 3 Bursa, İstanbul grup 2 son koşusu. Ondan önce Bursa'da kazandı. Arda'yla arda, Çim'de yarın e, bir şans vermek doğru olacaktır diye düşünüyorum. Sürpriz konumunda çıkabilir. Dikkat bu safkana. 6-2-1 ve 7 benim bu koştaki sıralamam. 7. koşumuzda. Evet geçelim 8. koşu kısa vadede 8 3 yaşlı İngilizler 1500 sentetik kum 6 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada da ben iki safkanla geçme planladığım bir koşu yeterli olacağını da düşünüyorum sevgili dostlar. Yani burada İstanbul'da bir nolu safkanımız Özcan Yıldırım'la ikinci kez buluştu. Açık üçte 1500'ü Halis Karataş'ta başları olsa kazanmasını bilmişti. Onun akabinde açık üç yine İstanbul'da 1500 yine pistten ikincilik Halis Karataş eşliğinde. Şimdi Özcan Yıldırım'ı görüyoruz. Çünkü Elburuz'da Halis Karataş özleşmiş bir safkan sevgili dostlar. O yüzden Elburuz'da bir nolu safkanımız ve 5 no safkanımız Elburuz yani ilk defa beraber koşuyor. Eğer gruplar ayrı olmuş olsaydı büyük ihtimalle yine bir nolu safkanımıza Halis Karataş'ı görecektik diye düşünüyorum ben. Eee o yüzden yani 1 ile başlayacağız. 5 de noktalayacağız. Yani bu iki safkan e, yeterli gibi görüyorum ben sevgili dostlar. Tamam burada altın ol safkanımız Mehmet Kayla grubun tek dişi safkanı. E, yani o da açık 2 1400'e iyi bir koşu çıkartmıştı. Ama grup kısrak dişiydi. E, o yüzden e, ben bu erkeklerin arasında birazcık işi zor olduğunu düşünüyorum. O yüzden kuponunda şans vermedim. 1-5 yeterli olacağını düşünüyorum bu koşuda sevgili dostlar. Evet sürpriz isim de burada 4 nolu Cold Star Gökhan Kocakay ile 6'dan ben bir şey beklemiyorum ama 4 nolu safkan, yani gider gelir 6 kazanır onu bilemiyoruz. Yarış koşmadan zaten bilemiyoruz. Grubun tek dişi Safkanlar da bazen sürpriz yapıyor kazanıyor. Yani kaliteli bir isim gerçekten ama ben geri planda bıraktım o yüzden. Yani burada bir tek çekindiğim isim o da 4 nolu e, Cold Star olacak Gökhan Kocakay'la yani 1-5 diyerek buraya da geçeceğiz. Ee, o iki safkanı da bütçemiz doğrultusunda değerlendirecek arkadaşlara varsa bir şey diyemem. Evet geçelim. 9. E, koşu 6. kaynımızın son ayağı. 13 safkanımız var. Maiden Dişler, Amasuk, yaş İngilizler, 1300 metre sentetik. Evet 1 ile 8 nolu safkanlar ekir olarak piste çıkacaklar. Evet burada Kuponumuzda e, ilk tercihimiz tabii ki yaptığı iki koşusunda İstanbul Çim'inde çok başarılı koşular çıkarttı. Anesine ikinci ve üçüncülükle geldi. E, Gökhan Kocakay ile ikinci kez buluştu. İki yani ilk defa sertede çıkacak etkili koşu bir mendip yavrusu iyi koşacaktır. Beş nol saklanımız e, Karpatya Özcan Yıldırım'la ilk defa buluştu. Olay ilk starttı Ankara'da 1200'de mücadele etmişti. Müslüm Çelik'le e, ee, ilk defa İstanbul'a geliyor. Çünkü Ankara'dan gelen safkanlar gerçekten çok başarılı oluyor. Ben Özcan Yıldırım'la 5'i kesinlikle ihmal etmeyeceğim. Bu koşu için sonra 10 oldu safkan Akın Sözen'le 11 ve 12 şeklinde oluşan bir sıralama olacak. Bu koşuda 2-5-10, 11-12 benim sıralamam bu şekilde. Evet Bursa'dan aktaracağım İstanbul programım buydu sevgili dostlar. Herkese bol şanslar diyerek videomu noktalayacağım. Ee, videomun altına beğen butonuna da basarak bana destek vermiş olursunuz. Desteklerinizi bekliyorum sevgili dostlar. Allah'a Allah'a emanet olun. Herkese bol şanslar. Güzel bir hafta olsun. Geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.